Konya gezilerimizin olmazsa olmaz duraklarından birindeyiz şimdi de. Yanımızda Şef Fatih Mehmet var. Sultan Merhabalar. Somat'ındayız. Evet, hoş geldiniz Hoş Nil Hanım. bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz de nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Burası bağımlılık yaptı bizim ekip için. Evet İstedik yani. ki tekrar taşıyalım ekranlara. Önce şeyle başlayalım mı? Neden Sultan Somat'ı? Evet, bu sene ismimiz değişti. Biraz daha Osmanlı Saray Mutfağı'nı da menümüze ekledik. İsmimizi de Sultan Somat'ı, yani Sultan'ın sofrası manasında değiştirdik. Biraz bahsedeyim burada neler yapıyoruz. Lütfen. Dört mutfaktan yemeğimiz var. Osmanlı, Selçuklu, Mevlevi ve Konya yöresel mutfak. Genelde 13. Eşit 15. ağırlıklı mıdır? Aşağı yukarı, evet, hemen hemen eşit ağırlıklı. Genelde 13. 15. ve 17. yüzyıllarda saray mutfaklarında pişen yemekleri yapıyoruz. Mevlana Hazretleri'nin dergahında pişen yemeklerimiz var. Yemeğe Mevlevi derviş kültürüne göre başlıyoruz. Hemen buradan anlatmaya başlayayım isterseniz. Burada kuru ekmek ve tuzumuz var. İlk önce ekmeği tuza banıp yiyoruz. Sonra yemeye başlıyoruz. Dervişler böyle yaparlarmış Mevlana Hazretleri'nin Neden dergahında. tuz? Çünkü bu hem Ne ifade Allah'a ediyor? şükretmek manasında, kuru ekmek ve tuz olsa da senden razıyım anlamına geliyor. Hem de tuzla başladığımız zaman aslında ağızdaki bakterileri öldürüyoruz. Bu sünnettir. Tuzla başlayıp tuzla bitirmek. Sünnet olmasının sebebi de eski dönemlerde ağzı dezenfekte etmek için diş macunu, diş fırçası olmadığından dolayı bunu tuzla yaparlarmış. Çok Yani enteresan. aslında sağlıklı da bir şey. Tansiyon gibi bir problemimiz yoksa. Ekmeği tuza bandıktan sonra burada sirken cümin şerbetimiz var. İlk şerbetimiz. Mevlana Hazretleri eserlerinde bahsediyor bu şerbetten. Evet. Sirke kahırdır. Bal lütfa benzer. Bu ikisine sirken cümün denir. Zıtlıkların bir araya gelmesinden harikalar meydana gelir diye anlatmış Hazreti Mevlana. Bu şerbet dervişler için çok önemli, çok faydalı. Müzenin bahçesinde böyle hücre şeklinde küçük küçük odalar var, birbirine bitişik. Genelde orada çile döneminde içiyorlar bu şerbeti. 40 gün o odalara kapanıyorlar. Nefis terbiyesi, Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlar. O dönemde sadece sirken cümün şerbeti, tuz ve kuru ekmekle besleniyorlar. Şerbetin içerisinde sirke, bal ve su var. Sirke hastalıklara karşı direnç sağlıyor. Evet. Bal da başka bir gıda almadıkları için bu dönemde vücudun enerjisini sağlıyor. Bunu içtiğimiz zaman da hem boğazı temizliyor hem de mideyi yemi hazırlıyor. Aslında böyle başladığımız zaman tam bir temizlik yapıyoruz ağız, boğaz Bir ön ve mide. hazırlık. Matbah ya da mutfak. Aslında çok farklı bir disiplin. Bir nevi ibadet gibi yemek yemek değil mi? Evet, hem ibadet gibi Mevlevi dervişlerinde zaten sofrada yemek halindeyken de ibadetten kopmuyorlar. Onun haricinde Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde de eski dönemlerde yemek yemeyi aslında sıhhat bulmayla özleştiriyorlar. Sadece şimdi biz karın doyurmak, keyif almak için yemek yiyoruz ama eskiler öyle değil. Mesela yemekleri kuru meyvelerle ve çerezlerle yapıyorlarmış. Bunun bir sebebi var. Her meyvenin, her çerezin insan vücuduna etkisi var. Tamamen doğal ürünler kullanıyorlar. İşte şeker kullanmıyorlar, bal kullanıyorlar. Ve yemekle aslında sıhhat buluyorlar ve çok az yiyorlar. Az yiyerek sağlık buluyorlar. Biraz sonra gelen yemeklerde de anlatacağım zaten. Şimdi kaç öğün yemek var mesela? Normalde bizim kültürümüzde iki öğün yemek İki var. öğün, ben de öyle okumuştum. Şimdi sonradan bu kapitalizmin bize dayatmasıyla öğün sayıları arttı. Hatta ara öğün diye bir şeyler çıktı ama hepsini toplasanız sağlık anlamında çok bir şey etmiyor. Evet, bu biliyorsunuz Amerika'da işte kahvaltılık ürün satmak için işte mısır gevreği vesaire, onun için bu kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye insanlara propaganda yapıldı. Aslında kahvaltı günün en önemli öğünü değil. Kahvaltı kelimesi kahve altı. oradan geliyor. Eskiler sabah kalktıklarında hemen bir şeyler yemezlermiş. Biraz işte işlerine güçlerine bakarlar, işte ibadetlerini ederler, aradan bir 3-4 saat geçer. Ondan sonra kahve molası verirlermiş, kahve içmek için. Oturdukları zaman da öncesinde küçük bir iki bir şey atıştırırlarmış. İşte bir el ayası büyüklüğünde bir pişi veya işte küçük bir peynir ekmek vesaire, ona da kahvaltı derlermiş. Kahvaltı kelimesi oradan çıkmış. Şimdi mükevvele kahvaltı sofraları kuruyoruz ama aslında faydalı değil. Üç öğün yemek yemek faydalı değil. İki öğün yemek yani bizim kültürümüzde iki öğün yiyoruz. Bir i̇ki de öğün bu sufi sofralarında kaşığın bile duruşunun bir manası var. Evet. Bir disiplin ve beni en çok etkileyen taraflardan bir tanesi de aşçı çok farklı bir yere konuyor. Hani mutfak insan sadece yemek pişirilen bir yer değil, insanın da pişmesini ifade ediyor ve ateş bazlı belli dünyada tek anıtı bulunan aşçı Konya'da. Aşçıyı anlatalım biraz. Mevlevi dergahında derviş mutfakta pişer diyorlar. Hatta Mevlana Hazretleri insanın pişmesini ekmeğin pişip hazır hale gelmesine benzetiyor. Diyor ki nasıl diyor buğday diyor değirmenlerde, taşlarda ezilip işte elden ele atılıp ateşlerde pişer, lezzetli bir aş haline gelirse
insanın da hayat yolculuğunda başına gelen çileler onu lezzetlendirir, olgunlaştırır. Demlenir aslında, demlenir değil mi? Evet, evet. Yani hiç sıkıntı, çileye maruz kalmamış insan aslında çiğ kalmış demektir. Hamdım piştim yandım felsefesinin asıl manası da budur aslında. Hı hı. Ve derviş mutfakta pişer diyorlar. Yemek, çünkü yemek yapmak çok önemli bir şey. Yemek yapmak hiç hani işte iki ürünü karıştırdım, ortaya bir şey çıkardım değil. Onların birçok sebebi var. Birincisi yemeği duayla pişiriyorlar. İkincisi yemeğin kesinlikle sağlıklı olması lazım, şifa vermesi lazım. Ve yemek yaparken de bir sabır gerektiriyor yani. Şimdi aceleyle yemek yaparsanız işte pilav yapıyorsun. Ya lapa olur ya diri olur. Bunun bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Her şey içerisine bir ölçüde... Zamanı ve sırası var aslında, sırası değil mi? Var. Malzemelerin de bir sırası var, bir mantığı var. Kesinlikle ve bir kararı var yani. Ölçü. Hı-hı. Aslında dinimizde de olur. Ölçü esastır, ölçü önemlidir. Ve yemekte de ölçü çok önemli. O ölçü bizim hayatımızda da olmalı değil hayatımızda mi? O yüzden orada mı yani. O felsefe bir araya kesinlikle geliyor? Kesinlikle öyle yani. Yemek yapmasını bilen, artık belli bir doygunluğa ulaşmış kişi hayatta da belli bir... Kreme gelmiştir artık, belli bir kıvama gelmiş manasında. Derviş mutfakta pişer derler. Hı hı. Çünkü mutfak bile meşakkatlidir yani. Zordur, evet. Mevlana'nın reçeteleri aslında Konya mutfağının baş tacı değil mi? Hala. Kesinlikle öyle. Konya mutfağının kökleri Mevlana Hazretleri'nin reçeteleri. Mesela ettirdiğinden bahsediyor Hazreti Mevlana eserlerinde. Şöyle söylüyor, çok da güzel söylüyor. Bırak boş sözü bırak, ört tandırın üstünü ört de ekmeğini tirit haline getirsin diyor. Buradan mesela tiridin Konya'ya özgü bir yemek olduğunu da ispatı oluyor aslında o dönemlerde. Bize ışık tutuyor, kanıt oluyor ve birçok yemeğin de temeli Mevlana Hazretleri'nin eserlerinde atılmış. Kaşık niye böyle kapalı? Şimdi Mevlana Hazretleri'nin dergahında, sofrada bir kere herkes aynı anda oturuyor, besmele çekerek. Yemeğe herkes aynı anda başlıyor. Bu adaptır, bekleniliyor. Hı hı. Yemeğe duayla başlanıyor. Birkaç farklı şey var. Mesela saki var. Sofranın başında su vermek mi? için, evet, bekliyor. Şimdi besmele çekerek hu diyerek çık hep beraber. Aynı anda çorbanın içerisine sallanıyor. Bakın bu tarafıyla kaşığı çorbaya batırıyorlar ve diğer tarafıyla içiyorlar. Hı hı. Aslında sofrada ortadan yemek yeniyor. Ama bu şekilde yemeği tükettikleri için kimsenin ağzının değdiği yer çorbaya değmiyor. Yani aynı kaptan yedikleri halde buna özen gösteriyorlar. Evet, özen gösteriyorlar. Ve dediğim gibi kimsenin ağzının değdiği yer çorbaya değmemiş oluyor. Herkes kendi önünden sıyırarak alıyor. Çift taraflı bir kaşık vardı, onu bir alabilir miyim? Mesela Mevlevi dergahında kaşığı belinde diye bir tabir var. Evet evet, duydunuz, biliyorum, duymuştum. Buradan geliyor. Mevlevi dergahında öğrencilere böyle çift taraflı bir kaşık dağıtıyorlar. Buraya isimlerini yazıyorlar. Herkesin ismi oluyor. Ve arkasına da bakın hak berekatını vere yazıyor. Bereket versin manasında. Bu kaşığın şu oval olan kısmı hoşaf, çorba vesaire yani, evet, gibi sıvı şeyler biraz için. Biraz farklılık var. Evet. Uzun olan kısmı da işte o günkü pilav, yemek ne varsa onun için. Az önce bahsettiğim gibi bunun böyle bu tarafıyla böyle alıyorlar. Hani böyle şöyle kaşıklar, şimdi acayip şekillerde kaşık sallanıyor falan. Pilavlarda falan öyle değil yani böyle. Gayet bir nezaket halinde buradan kaşığı yemeğe saldırıyorlar. Böyle alıyor, böyle getiriyor. Buradan da yiyorlar. Evet. Ve herkesin genelde de zaten ayrı da bir kaşığı oluyor. Ve en güzel tarafı da okuduğum bir kaynakta. Mesela birisi yemek sırasında su istediği zaman o su içerken diğerleri de herkes bekliyor. Herkes bekliyor. Kaşığını çeviriyor. Ağzında lokması olan bitiyor. Kimse daha fazla yemesin. Aynen öyle. Diye. Kimse yani fazla yemesin. Yani bu müthiş bir felsefe. Çok farklı bir sofranın başındayız. Bildiğimiz türden bir sofra değil. Bence evet. Siz bunu bize anlatın. Nereden başlayacağız? Nasıl Şimdi yapacağız? Şimdi burada biz dört kültürü birleştirdik. Hı-hı. Az önce bahsettiğim gibi ekmeği tuza banıp yiyoruz. Sirkenin cümün şerbetimizi içiyoruz. Burada mastabe var. Osmanlı mutfağında Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği bir meze. Pazı otu, çörek otu ve yoğurt da hazırlanıyor. Hı-hı. Kıtlık aşımız var. Atalarımızı yad etmek maksadıyla bunu ikram ediyoruz. Kıtlık da ortaya çıkmış. İnsanlar böyle elinde ne varsa karıştırmışlar. Hı-hı. Aynı aşurenin ortaya çıktığı gibi. Ve eşit bir şekilde paylaşıp kıtlığı atlatana kadar bunu yemişler. Tarihimizde Hı-hı. önemi var. Bulgur, susam, düğü, pekmez var onun içerisinde. Dört çeşit çorba hazırladık. Bir tanesi Mevlevi mutfağından tutmaç çorbası. Yoğurtlu, erişteli, dana evet. etli, sarımsaklı. Hı-hı. Bu çorbadan Hazreti Mevlana yine eserlerinde bahsediyor. Selçuklu mutfağından tandır çorbası var. İçerisinde kuzu tandır eti, bulgur, mercimek, fasulye, nohut, safran, zerdeçal. Birçok bakliyat var. Konya zaten bir tahıl ambarı. O dönemde çok kullanılmış. Kuzu etli bir çorba. Osmanlı mutfağından Çeşmi Nigar çorbamız var. Çeşmi Nigar ismi ne kadar güzel evet. değil mi? Çok naif bir ismi var. Evet, Nigar'ın gözü manasında. Çeşmi Nigar. Ve Konya mutfağından
bamya çorbamız var. Onu biliyorum zaten. Konya'nın imzası ürünlerden biri. Aynen öyle. Yani burada dört mutfağı sentezledik. Bu bizim tadım menümüz. Gelen misafirlerimizi böyle tatmak isteyenlere, Osmanlı mutfağı deneyimlemek isteyenlere, Osmanlı Selçuklu isteyen Selçuklu, dört mutfak tatmak istiyorum diyenlere böyle dört mutfak tadım menüsü hazırlıyoruz. Yine el yapımı şerbetlerimiz var burada, devam bunlarda ediyor. Bunlarda da bir sıra var ama değil mi? Osmanlı ve Selçuklu döneminde çok fazla şerbet var. Selçuklu'dan başlayarak Osmanlı artık içe zenginleşerek gidiyor. İçecek olarak şerbet. Son dönemlerde de gazoz falan işin içerisine girmeye başlamış ama bu şerbet özellikle çok sağlıklı bir içecek. Hem de çok lezzetli. Nar şerbetimiz var. Hibiskus da edebilirim. Nar çiçeğinin kurusundan yapıyoruz. Demir hindi şerbetimiz var. Tamar hindi. Hint hurması demek. Hindistan'a özgü bir meyve. Onunla 14 çeşit baharatı karıştırarak hazırlıyoruz. Çok şifalı bir şerbet. Gül şerbetimiz var. Isparta kuru gül yapraklarından yapıyoruz. Ve reyhan şerbetimiz var. Bunu da mor fesleğinin kurusundan yapıyoruz. Bunların hepsini sıcak suyla çay gibi demliyoruz. Soğuduktan sonra tatlandırıp servis ediyoruz. Esasen bugün soğuk çay çok moda. Soğuk çayın atası da aslında bunlar. Evet, çok zengin bir menü var burada. Evet. Şimdi önce duayla başlayacağız değil mi? Evet. Mevlevi dergahında önce dua ediyor. Gülbank deniyor. Mevlevi Hazretleri'nin dergahında sofraya duayla başlanıyor. Onu yapacağım şimdi. Biraz farklı bir dua. Elleri sofraya kapalı bir şekilde tutuyorlar. Bunun anlamı Allah'ın rahmeti ve bereketi gökyüzünden yeryüzüne yağsın diye yağmur duasını yaparlar ya. Burada da Allah'ın rahmeti ve bereketi soframıza yağsın manasında. Duanın bir bölümünde hu diyelim diyorum. Orada hu diyoruz. Hu demek Allah demek. Sonra ellerimizi açıyoruz. Normal yemek duasıyla devam edeceğiz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Elhamdülillah, eşşükrülillah, tabh-ı şirin ola. Hak berekatını vere, yiyenlere nur-i iman ola. Değil mi Hazreti Mevlana, sırr-ı ateşbaz-ı veli, kerem-i imam-ı Ali, şefaati Muhammedun Nebi. Hu diyelim. Hu, amin. Ah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. El-lezzetemena ve segalina ve cealina minel müslümin. Nimet-i cedilullah, bereket-i hadirullah, şefaati Resulallah. Geçmişlerin ruhu, kalanların selameti, bilhassa Allah rızası için. Allah misden gusbi hürmetel. Fatiha. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Amin. Evet, şimdi ekmeğimizi tuza banıp sirkencümün şerbetimizi içerek yemeye başlıyoruz. Evet. Afiyet şifa olsun. Amin. Şimdi biz hem ağzı temizledik tuzla. Hem de sirkencümün şerbetiyle boğazı temizleyip mideyi yemeğe hazırladık. İkinci aşama nedir? Bir sonraki aşama. Şimdi çorbamıza sonra mı geçeceğiz? Sonra çorbamıza geçebiliriz tamam, artık. Tamam o zaman. Tutmak çorbasından başlayarak. Çorbamızdan başlayalım. Çorba aslında başlı başına sağlıktır. Çünkü çok çiğnemeden yutuyor ya insanlar. Evet. Çorba mideyi hazırlıyor. Sağlık açısından bu yönden de önemli. Kesinlikle öyle. Mideyi yumuşatıyor. Yavaş yavaş bir anda yüklenmemize engel oluyor. Çok sağlıklıdır çorba tüketimi. Bakalım. Selçuklu mutfağından tandır çorbamız. Sanki mercimekli falan bir şey. Bulgur, evet. Mercimek, fasulye, nohut, safran ve zerdeçal var. Bir de kuzu tandır eti var içerisinde. Çok lezzetli. Şu ismi güzel olan çorbamız. Çeşmi Nigar çorbası. Evet. Osmanlı mutfağından ve Konya mutfağından bamya çorbamız. Değerli yiyeceklerin arasında bizim en çok bildiğimiz şu anda bamya. Bunlar unutulmuş mu? Sadece sizde var değil mi bunlar? Yani evet, birçok yerde tercih edilmiyor. Şimdi Konya'ya geldiğiniz zaman insanlar klasik öne çıkan Konya yemeklerini tercih ediyorlar demeyeyim de Konya'da bunlar pazarlanıyor daha çok. Bunları anlatan, tanıtan pek restoran. Ama bu bir vizyondur aslında. Evet. Gastronomi de Türkiye çok önemli bir yerde. Konya'da gastronomi anlamında kilit noktalardan bir tanesi. Hani Selçuklu'nun başkenti olması nedeniyle sizin bunları yaşatıyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Konya mutfağı çok geniş aslında ama ne yazık ki günümüzde işte sadece etli ekmekle, yeni yeni işte bamya çorbası, tirit gibi ürünlerle de tanınmaya başladı. Mesela tirit, Mevlana Hazretleri eserlerinde bahsettiği bir yemek. Hatta türküsü de var değil mi? Tiridine, tiridine bandım diye türküsü var.
Konya yemeğinin olduğunun ispatı da Mevlana Hazretleri'nin o dönemde bahsetmesi buna kanıt aslında. Hı hı. Bırak boş sözü bırak, ört tandırın üstünü ört de ekmeğini tirit haline getirsin demiş. Hı hı. Mevlana Hazretleri eserlerinde bahsetmiş. Yeni yeni tanıtılmaya başlıyor. Aslında tirit de biraz yokluk yemeği değil mi? Yokluk yemeği tabii. Aslında işte o gün biraz et vardır, o haşlanmıştır, onun suyuna ekmek döşenmiştir. Hatta belki et bile yoktur, kemik haşlanmıştır. O gün o kemik suyunun içerisine ekmek doğranır, o yenir. Hı-hı. Ama zamanla artık böyle şatafatlı hallere gelmiş, farklı versiyonları almıştır. Evet. Aslında yokluk yemeğidir dediğiniz gibi. Peki çorbaları içtik, bitirdik. Şerbet var önümde 4 tane. Bir tanesini içtik. Bunların arasında bir sıralama var mıdır? Yoksa yemek arasında dilediğim zaman ben bu şerbetlerle devam edebilir tabii, miyim? Tabii dilediğinizden devam edebilirsiniz. Bunlardan böyle azar azar insanlara ikram ediyoruz. Beğendiğinden de büyük bardak istiyorlar. Böyle mayhoş tatlı nar şerbetimiz var. Baharatlı biraz daha böyle metabolizmayı kuvvetlendiren demir hindi şerbetimiz var. Biraz daha hafif gül şerbetimiz var. Ve genelde hanımefendilerin çok tercih ettiği reyhan şerbetimiz var. O hakikaten son dönemlerde popüler oldu bir hayli. Yani. Şu kıtlık aşına bir bakmak istiyorum. Bulgur ve pekmez. Bulgur, susam ve pekmez var. O dönemlerde insanların böyle işte köylerinde, evlerinde olan malzemeler, ellerinde olanları karıştırmışlar. Böyle bir yiyecek ortaya çıkmış. Ve muhteşem bir salata görüyorum. Yani evet. O kadar böyle sanat eseri gibi özenilerek yapılmış ki üzerinde bir şeyler var. Teşekkür ederiz. Rengarenk. Neler var bu salatada? Gül yapraklı. Gül yapraklı. Birçok otu kullanıyoruz aslında. Dereotu, nane, fesleğen, birçok otu kullanıyoruz. Ekstradan kuru gül yaprağı ve kuş üzümüyle hazırlıyoruz salatamızı. Bizde birçok salata var. Kuru meyve salatalarımız falan var farklı ama genel itibariyle insanlara servis ettiğimiz salatamız bu. Doğal sızma, soğuk sıkım zeytinyağımız var. Salataya mutlaka ondan servis ederiz. İşte burada Konya'nın meşhur küflü peyniri var. Bir ara var. Bu küflü peynirle ilgili sağlığa zararlıdır diye velveleye verdiler. Evet. Sonra da dediler ki sağlığa faydalıdır. Çok müthiş faydalı bir şey. Ben penisilinin çok seviyorum. Atası. Penisilin deposu bir şey. Çok faydalı. Mesela kokoreç de aynı şeyi söylediler ama şimdi çok faydalı oldu. İşte şimdi Yunanistan almaya çalışıyor kokoreçi elimizden. Yani biz kendi elimizdekini önce bir yok etmeye çalışıyoruz. Sonra biri ya bu iyiymiş biz alalım deyince hayır ya o çok daha iyi bir şeydi diye sonradan sahipleniyoruz. Hı-hı. İşte tereyağımız var. Bizde Konya'da genelde böyle mayalı falan yaparlar sıcak sıcak. Onun içerisine böyle ekmekliklerimiz olur bizim taştan. Orada analarımız mayalı yaparlar. Hemen bir küflü peynir, bir tereyağı. Önce bir tereyağı sürünür. Ona bir dürüm yapılır. Çok kalorili. Yani çok kalorili. Fit kalmayı nasıl başarıyorsunuz vallahi burada? Valla Konya'da zor zaten. Değil mi? Yani biraz Konya insanı biraz balık etlidir. Bunun sebebi de zaten biraz hamur işi. İşte tereyağı, peynir, işte kebap, et, ekmek burada çok tüketildiği için. Peki bir diğer servis tabağımızda da sebzelerden evet, bir şeyler var. Sebzelerimiz var. Bunlar kendi kuruttuğumuz sebzeler. Güneşte kurutulmuş. Patlıcan var, biber var, fasulye var. İnce ince kıyılır bu coğrafyada böyle. Güneşte kurutulur. Biz bunları soğanla, salçayla hafif kavururuz. Böyle tüketiriz. Esasen eski dönemlerden kalma bir şey yine. Hani şimdi kışın da bulunuyor bunlar. Kışın da patlıcanımız var, fasulyemiz var, biberimiz var ama atalarımız her yazın şey mevsiminde kurutup, güzel çünkü. Evet, aynen öyle. Böyle olması çok daha faydalı aslında. Seralarda olduğu zaman bu lezzeti alamıyorsunuz. Peki pişirme teknikleriyle ilgili. Mesela evet. Bir yemekte kabın bile bir şeyi vardır, etkisi vardır o yemeğe. Siz hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Çok da sırrınızı vermeyelim ama verilebilecek olanlardan birkaç tiyo verelim. Evet, kabın dediğiniz gibi mesela Anadolu'da güveç kaplar çok kullanılmış. Biz zaten burada genelde birçok ürünü güveç kabın içerisinde servis ediyoruz. Mesela tirit bizim güveç kabın içerisine gelir. Biraz sonra yemeklerimiz gelecek farklı mutfaklardan. Onların hemen hemen birçoğu güvecin içerisinde gelecek. Hem güveçte yavaş yavaş demlenerek pişiyor yemek, yavaş yavaş piştiği için daha dinlenmiş oluyor, oturmuş oluyor. Hem de o güvecin toprağın bir özel bir kokusu var. Onu da içerisine alıyor. Daha lezzetli oluyor aslında. Yani aslında bu felsefe güveçle tamamlanıyor. Doğru evet, değil tabii mi? Hani? Kesinlikle. Peki. Ve C vitamini deposu, nar şerbeti. Evet. Hibiskus diye de bilinir. Nar çiğinin kurusundan yapıyoruz bunu. Harika. Allah. Evet, yine bir şeyler geldi. Bir şeyler geliyor, bir şeyler geliyor. Evet. Sürekli ama hepsi birbirinden güzel görünüyor.
Şimdi evet. Yine farklı mutfaklardan yemeklerimiz var. Bu bizim tadım menümüzün içerisinde. Osmanlı mutfağı. Osmanlı var, Selçuklu var, Mevlevi var. Mesela buradaki Mevlevi mutfağına haseten lokma. Haseten lokma. Lokma. Lokmanın hası demek. Bu yemek Perşembe günleri Mevlevi dergahında özel bir kazanı var. Sadece o gün o kazanın içerisinde o kazan çıkarılıyor, pişiriliyor. İnsanlara dağıtılıyor. Yemekten sonra tekrar teçhizat toplanıyor. İçerisinde böyle kuru meyveler, çerezler ve dana eti ve pirinç var. Enerji veren bir yemek. Çok sağlıklı. Sağlıklı, evet. Güzel bir yemek. Ve Konya'mızın meşhur tridi kavurmadan. Alaaddin Tepesi gibi olmuş. Evet. Bizimki biraz öyle oluyor. Evet. Bunun altında pidesi var. Üzerinde yoğurdu, sumağı, soğanı, kavurması. Bunun olmazsa olmazı mesela sumak ve tereyağı. Dairikli kuzu biryanımız var. Kuzu incikten yapıyoruz. Ekşi erik kullanıyoruz. Hafif böyle mayhoş bir tat Selçuklu mutfağından. Altında da safranlı zerdeçalı bulgur pilavımız var. Yine Osmanlı mutfağından sütlü kahveli etimiz var. Sütlü Türk kahvesinin içerisinde pişiriyoruz. Yumuşacık bonfiledir. Ve 12'li tava kebabımız var. 12 çeşit bitkinin sap ve kök kısmını kaynatıp özel bir sos elde ediyoruz. Bu sosun içerisinde de biftek pişiriyoruz. Bu sosun patentini de bence almalısınız. Doğru söylüyorsun. Hiç düşünmedik ama inşallah onun üzerine de çalışalım. Çünkü yakında onun da peşine düşerler. Evet, düşerler. Değil mi? Evet. Bunlarda bir sıra yok o zaman. Evet, istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Genelde biz sütlü kahveli etten başlamalarını istiyoruz insanların. Hemen başlıyoruz. Çok güzeldir. Onu ben öncesinde deneyimlemiştim zaten. Biliyorsunuz her Konya'ya geldiğimizde size uğruyoruz. Bir de bu benim de favori yemeklerimden olmuştu. Çok yumuşaktır. Ne kadar sürede pişiyor peki? Bunun ön pişirmesi oluyor. Önce et haşlama şeklinde pişiriliyor. Sonra pişmiş eti sütlü kahve yapıyoruz. Türk kahvesini pişiriyoruz ocakta. Türk kahvesinin içerisine eti atıyoruz. Sonra biraz da süt ekleyerek yumuşatıyoruz. İki kere pişiyor aslında yani. Anladım. Peki bu yemeklerin hepsi özgün yemekler. Biz bunları yapabilir miyiz? Mesela ben kendi evimde bu yemekleri yapmaya çalışsam yapabilir miyim? Yani birebir evinizde tutturamayabilirsiniz birçoğunu ama mesela haseten lokmayı yapabilirsiniz. Bunun tarifini de paylaşırız zaten. Paylaşalım mı? Evet. Bence birlikte bir haseten lokma yapalım. Tamam. İzleyicilerimiz de evlerinde denesinler. Ama işte burada tirit biraz meşakkatlidir. 12'li tava kebabı dediğim gibi biraz farklıdır. Ve bir de şey yani evin ortamında kullandığınız materyaller işte orada çıkan ateş bile bizim buradakine farklıdır yani. Çünkü aşçılar farklı. Tabii o da farklı. Aynı değil öyle. Mi? Evet. Bol enerjimizi aldık ve gerçekten muhteşem bir sofraydı. Ellerinize sağlık. Afiyet Şimdi tatlı faslına geçtik herhalde. Ama o kadar naif bir tabakla karşı karşıyayım ki şimdi resmen üstü nakış gibi işlenmiş. Evet. Tabii önce göze hitap edecek, sonra mideye hitap edecek. Aynı zamanda ruha hitap edecek. Evet. Burada 3 çeşit tatlımız var. Ortadaki badem helvası Mevlevi mutfağından. Hazreti Mevlana eserlerinde bahsediyor. Şöyle geçiyor. Kim saygı gösterirse saygı görsün, kim şeker getirirse badem helvası yesin demiş. Biraz daha biz bunu kendi versiyonumuza göre hazırladık. Ballı güllü yaptık, ballı güllü badem helvası. En başta sağ taraftaki tahinli cevizli çıtır kabak tatlısı Osmanlı mutfağından ve Konya mutfağından yöresel sac arası tatlısı. Bu da böyle baklavaya benzer, iki sacın arasında pişer. Semazen motifimiz var. Semazen istiyoruz. Yine Mevlevi mutfağını hatırlatmak maksadıyla. Ve yanında da Osmanlı şerbeti ikram ediyoruz. Evet. Şimdi bunu da yedikten sonra ben merak ediyorum. Ben bu Mengüç sokakta nasıl yürüyeceğim? Değil mi? Muhteşem evet. Bir enerji deposu. O zaman bu muhteşem salat eseri tatlı tabağının altına hemen bir şerbetle başlayalım. Afiyet şifa olsun. Evet. Ve kabak tatlısı. Bu kireçte bekletilerek çıtır hale geliyor. Hatay yöresinde meşhurdur. Üzerinde de tahin var. Tahin ve ceviz. Tahin o kabağın şeyini kırıyor.
hafif bir, böyle bir kabağın bir saslı tadı olur, onu kırıyor. Hı hı. Çok yakışıyorlar. Evet, gerçekten güzel olmuş. Şimdi bunu deneyelim. Mevlana'nın önerisini. Evet, bu da güzel. Bademli helvaydı değil mi? Tabii badem bu coğrafyada çok yaygın olduğu için. Şimdi bakmayın çok para ediyor badem ama eski dönemlerde her yerde de yetişen bir bitki olduğu için. Hemen hemen birçok yemeğe girmiş. Mesela Osmanlı mutfağında da var. Kuzu mutancana var. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek. Onun içerisinde var. İkinci Mahmud'un en sevdiği yemek tavuklu mahmudiye. Onda var. Dana seferceliğe var. Osmanlı mutfağında birçok yemeğin içerisinde badem var. Selçuklu da aynı. Yine Mevlevi mutfağı da nasibini almış badem. Aslında şeyi fark ettim. Evet, çok çeşitli bir mutfak. Çok farklı farklı lezzetler. Ama sade. Doğada elinde ne varsa onlarla yarattığı bir şey. Evet. Ve bu da bir yetenek. Tabii ki. Ve gariptir yani bugün mesela o gün ulaşılan şeyler bugün pahalı, ulaşılması zor şeyler haline gelmiş yani badem. Evet. O zaman böyle yani çok sıradan basit bir şeymiş ama şimdi bayağı bir lüks haline geldi. Yani küçük şeylerle böyle aslında o zamanın basit şeylerle çok güzel şeyler ortaya çıkarmışlar. Çok güzel bir evet, tatlı ortaya çıkmış. Aslında şey değil mi, gastronomi anlamında Konya gerçekten iyi bir yerde. Siz de bunu geliştiriyorsunuz zaten. Kendinizden de bir şeyler katıyorsunuz. Evet, sentezliyoruz. Zaten birçok ürünün birebir tarifi yok. Hı hı. Biraz ustalık istiyor. Biraz ne denir? Doğaçlama. Doğaçlama gerektiriyor. Ortaya güzel bir şey çıkıyor. Peki, Konya'da ortalama kaç tane yemek çeşidi vardır? Öyle bir araştırma yapıldı mı? Yok ama yemek çeşidi deyince işin içerisine her şey girer. Pasta, börek vesaire onlar da girer. Yaklaşık tahminimce 40'ın üzerindedir diye tahmin ediyorum. Evet ama hepsi de kendi içinde çok önemli. Mesela hani bazı yerlere gidiyorsunuz, size diyor ki işte yüzlerce yemek. Ama birbirinin türevi. Birbirinin türevi. Mesela yufkayı alta koymuş, yoğurdu üste koymuş, üste eti koymuş, onun adını bir farklı koymuş. Evet. O üçünün yerini değiştirdikçe her birine farklı isim vermiş. Ama burada hepsi farklı farklı, farklı, farklı ve muhteşem. Peki, o zaman Konya'ya gelenler, evet. Bence adresimizi buradan verelim. Tabii. Ben nasıl bu lezzetin peşine düşüp her Konya ziyaretini mutlaka arayıp buluyorsam sizi, bence bu lezzetlerden herkes evet. Faydalanmalı. Konya'da Azize Mahallesi Mengüç Caddesi'ndeyiz. Burası tarihi konakların olduğu bir sokak. Konya'nın en eski sokaklarından biri. Mevlana Müzesi'ne çok yakınız. Mengüç Caddesi'ni sorarsanız zaten hemen hemen herkes tarif eder. Sultan Somatı Restoran, programın başında da bahsettiğim gibi Sultan'ın sofrası manasında. Bizi sosyal medya hesaplarından da özellikle Instagram'dan takip ederlerse seviniriz. Evet, Mevlana Müzesi'ni geziyorsunuz. Sonra Mevlana'nın o felsefesini her şeyiyle anlamak, hissetmek için soluğu onunla ilgili yemeklerin servis edildiği o muhteşem felsefeyi günümüze aktarabilmiş Mehmet Fatih Şef'in yanında alıyorsunuz. Şimdi Fatih Mehmet Şef'imle güzel bir yemek yapacağız birlikte. Biz de bir şeyler evet. öğrenelim dedik. Bilemiyorum evet, artık. Ne yapacağız beraber? Mevlevi mutfağından hasseten lokma yapacağız. Lokmanın hası demek. Lokmanın hası. Mevlevi Hazretleri'nin dergahında perşembe günleri özel bir kazanı var bu yemeğin. O kazan çıkarılıyor, yemek pişiriliyor, insanlara dağıtılıyor. Sonra o kazan geri yerine kaldırılıyor, dualarla yapılıyor. Sadece perşembe günleri. Perşembe günlerine özel. Çok zengin içerikli bir yemek. Evet. Tabii dergahta o günün şartlarında ne varsa meyve, çerez, et, kuzu eti genelde pişiriliyor, tercih ediliyor. Büyükbaş hayvan zaten tüketilmesi çok zor kesildiği zaman. O yüzden genelde kuzu kesiliyor. Ve meyve çerez ne varsa hepsi beraber karıştırılıyor. Güzel bir yemek yapılıyor. Dergah pilavı da diyebiliriz, derviş pilavı diyebiliriz. Evet. O gün insanlara ikram ediliyor. Bugün onu yapacağız. Aşure gibi aslında malzemeler. Biraz malzemeler evet aşureyi andırıyor. Andırıyor. Sadece et farklı geldi et bana. Et var. Bunun önce pilavını yapacağız. Tamam. İsterseniz başlayalım hemen tamam. pilavla. Şöyle ocağımızı hemen yakalım. Hemen başlayalım. Suyunu da siz kaynatırsanız tamam. oradan yakarsınız. Suyumuz bir yandan ısınırken tereyağımızı evet. eritiyoruz. Şimdi, aslında tereyağı girdiği her şeye lezzet katıyor zaten. Kesinlikle öyle. Zeytinyağıyla birlikte kullandık. Pirincimizi evet. yıkadık. Bunu böyle 8-10 sefer yıkıyoruz biz bunu nişastasına. Suyun içerisine salıp kendi haline terk etmiyoruz.
Yıkıyoruz, süzüyoruz, yıkıyoruz, süzüyoruz. 10 kere yıkadık bu pirinci. Sonra kevgirimize koyduk, beklettik. Suyu iyice süzüldü, kurudu. Neden bunu anlatıyorum? İyi bir pilav yapmak için önemli noktalarından bir tanesi pirincin nişastasından güzel ayıracağız, temizleyeceğiz ve kurutacağız. Çünkü kuru olursa daha güzel kavrulur. Kavrulması da çok önemli. Evet. Güzel bir pirinç pilavı yapmak istiyorsak kesinlikle bunun iyi kavrulması lazım. Şu kaşığı kullanalım. Onu da alayım ben içerisine iyice. Evet, hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Evet. Mutfağımızın en önemli detaylarından biri de bu. Tabii bizde bunu öğretirler meslekte ilk önce. Birincisi israfın haramlığı. İkincisi tezgaha saygı. Ekmek teknesine saygı. Bize ustalarımız şöyle tezgaha yaslanırsak bile tezgaha yaslanma diye uyarırlardı. Ekmek teknesine saygı duyacaksın. Şimdi bazı şovmenler çıkıyorlar böyle oyunlar oynuyorlar nimetlerle efendim. Görüyoruz birçok şeyi nedir bir tane usta var böyle almış yerine sanat yapıyorum diye lokma döküyor falan israf ediyor falan görüyoruz çok şeyler değil. Biz evet. de bunları yasak. Ahi Evran geleneğinde bizim kültürümüzde önce nimete ve ekmek teknesine saygı öğretilir. Kaç senedir yemek yapıyorsunuz? Ben 12 yaşında başladım mesleğe. Nasıl başladı bu ilgi? Burada Yörük Obası diye bir restoran vardı çay kenarında. Çok güzel tarihi Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış 1300'lü yıllardan kalma bir mekan. Orada mutfakta başladık aslında ama sonra böyle salon biraz daha eğlenceli geldi. Salona çıktık falan. Biraz yerinde durmayan bir adamım. Biraz mutfak, biraz salon. İlk orada başladım Yörük Obası'nda. Tarihi bir mekandı. Hoşuma gidiyordu. Orada da böyle Konya mutfağının yöresel yemekleri vardı. Saç böreği yapan ablalarımız vardı. Çok güzel böyle otururlar bir kenarda böyle yufka açarlar. Öyle başladık. Sonra biraz İtalyan, Amerikan mutfakları, işte stik ağızlarda falan araştırmak çalıştım. Da gerekiyor bir yandan. Evet, bu Selçuklu mutfağı, Mevlevi mutfağı, tarihi mutfaklara ayrı bir ilgim var. Tarihimize, kendi tarihimize, kültürümüze ilgim var. Çok seviyorum Türk kültürünü, Türk tarihini. Bence kesinlikle dünyanın en zengin mutfağı Türk mutfağı. Kesinlikle. Bunun üzerine bir mutfak yok. Bir de bu coğrafya zaten şanslı özellikle... Şanslı bir coğrafya. Evet. Çok etkileşim aldığı için, işte çok göç aldığı için, hani bugün tabii savaşları istemiyoruz ama işte çok savaşlar, çok el değiştirmeler, coğrafyada karışmalar olduğu için birçok kültürden nasibini almış. İşte İran coğrafyasından birçok yemek bize geçmiş, hatta İtalyanlardan, İngilizlerden bile geçenler aslında var. Aslında o tarihi ticaret yolu üzerinde İpek yolu, olmanın da evet, etkisi var mutfağa, her şey olduğu baharat yolu, İpek gibi, yolu, bunlar evet. ticaretin bu coğrafyadan geçmesinin hasebiyle de çok gastronomi buradan, mutfak kültürü gelişmiş. Evet. Pirinçlerimiz kavruluyor bir taraftan. Evet. Bunun böyle sesini duyacağız. Pirinç biraz çıtır 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 edecek. Şimdi böyle biraz kavrulduktan sonra suyumuzu vermeye yakın tuzumuzu vereceğiz. Biraz baharat vereceğiz. Bu pilav yapmak bir sanattır derler. Kaça kaç sizin kullandığınız ölçü? Yani 1'e 1,5 kullanan da var, 1'e 2'ye kullanan da var. Pirincin yapısına göre de değişir bu. Ama benim genelde kullandığım 1'e 2 ölçü. Bir de artık ölçü de çok kullanmıyoruz. Biz göz kararı artık. Siz, meslekte evet. şey olduğu zaman eliniz alışıyor biraz. Şöyle bir şey tavsiye ediyorum ben. Eğer pirinci suyun içerisine salıyorlarsa 1'e 1,5, 1'e 1'e kadar düşebilirler. Ama bizim gibi pirinci yıkayıp asıp kurutuyorlarsa yani pirinç su çekmiyorsa içerisine o zaman genel itibariyle 1'e 2'dir bu. Bu coştu bu arada. Evet evet hemen şöyle alacağım. Şöyle biraz onu. Kısalım. Çok hafif de karabiber atacağım. Şimdi böyle toplu yemeklerde tuzunu ayarlamak sorundur hep. Evet. Hani şöyle bir laf var aslında. Tuzsuzun çaresi var. Tuzunun çaresi yok. O yüzden çok tuzlu. Patates zaten çok tuzlu iyi değil. Patates atılabiliyor ama o da bir derece tabii evet, ki. Evet evet. Tuzunu almak için patates atarız. Doğru söylüyorsunuz. Siz evet, de bayağı doğru. vakıfsınız. Herhangi bir ölçü yok. Göz kararıyla. Aynen öyle. Hallediyoruz. İşte bu sanat oluyor. Biz evde ölçerek yapıyoruz. Ben kendim ölçerek yapıyorum. Evet. Normalde aslında daha iyi bir şey ölçerek yapmak ama tabii çok büyük kazanlarda çok fazla kişiye yemek yaptığınız zaman da çok ölçme imkanı kalmıyor öyle. Şöyle biz göz kararı bakıyoruz buna. Suyun böyle pirincin üzerine iki parmak çıkacak şekilde genelde pilavımıza su veririz. Altını kısacağız hemen. Demlenecek.
Kapağımızı kapatacağız. Güzel, işte suyunu çekecek. Çok kısık ateşte yavaş. Bu arada yavaş diğer malzemelerimizi sayalım. Kayısı. Evet, şimdi diğer yemeğimize doğranmış geçeceğiz. Kuru kayısımız var tabi, bunları böyle biz suyla ıslattık, yumuşattık. İncir. İncirimiz var, hurmamız var, dairemiz var, ekşeriğimiz var, ceviz var, badem var. Arzu ettiğinize göre çerezleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Kış aylarında kestane çok güzel olur, çok yakışır bu yemeğe, pilava da yakışır. Havucumuz var, soğanımız var. Havucu, soğanı ve bademi kavurarak yemeye başlayacağız. Kavurması ayrı pişirilmesi gerekiyor. Yetişmeyeceği için biz kavurmamızı pişirdik, hazırda pişmiş bir kavurmamız var. Küp küp doğranmış. Evet. Pişmiş. Onu da bu tarafta yapacağız. Şimdi bu tarafta tavamızı ısınırken biz bir taraftan sebzelerimizi doğrayarak yemeye başlayalım. Eldiven falan kullanmıyoruz yemek yaparken. Sık sık elimizi yıkıyoruz normalde. Şunu da izah edeyim. Neden insanlar işte eldiven kullanmıyorsunuz diye söyledikleri zaman. Ben de eldiven, çalışamıyorum eldivenle. Hijyenik değil zaten. Kesinlikle insan eli hem faydalı bakteri de üretiyor. Ama eldiveni kullandığımız zaman tamamen zararlı bakteri üretiyor. Bir yerden aldığımız mikrop onun üzerine çoğalıyor, çoğalıyor, gidiyor. Ama elde Allah'ın yarattığı mekanizma var. Kesinlikle ben eldiven kullanılmasını çok tasvip etmiyorum. Bu tezgahtaki ürünlerin çoğu Konya yöresinin. Evet tabi. Ürünleri. Hemen hemen hepsi diyebiliriz. Konya'da evet. Bu bizim erik falan mesela daha iri. Meşhurdur, kullanılır. Kayısı kullanılır. Konya mutfağında kayısılı yahnimiz vardır bizim. Et yemeklerin içerisinde çok kullanılır. Şimdi tavamız ısındı. Buna biraz yağ koyuyoruz. Zeytinyağı. Sızma zeytinyağı kullanıyoruz. Şimdi neyini buraya yapıyoruz? Et kısmını yapıyoruz değil mi? Sebzelerini kavuracağız. Şimdi sebzelerle ilgili kısım için start verdik. Evet, şimdi hemen önce havucumuzu bir iki yağın içerisinde çevirip sonra hemen soğanımıza geçeceğiz. Peki, en iyi aşçılar erkek olur diye bir genelleme yapılıyor. Katılıyor musunuz? Hayır, hiç katılmıyorum kesinlikle. Ya bu yemek yapma işin hiçbir şeyin cinsiyeti olmaz, yemek yapma işin hiç olmaz. Ben aslında kadınlara daha çok yakıştırıyorum. Yani zaten evde yıllardır analarımız yemek yapıyor. Yani bence kadınlar daha iyi de yapar yani bu iş kesinlikle. Kadınlar iş olarak görmüyor aslında birazcık değil mi? Aa evet, doğru. Bir... İş olarak görmüyor. Aynen evet. Çok mantıklı. Şimdi kültürümüzde gelmiş bir silsile olduğu için, evde de annelerimiz hep yemek yaptığı için kadınlar çok iş olarak bakmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Kadınlara hani daha çok yakıştığını düşünüyorum dedim. Belki de o işte çocukluktan gelen annenin yemek yapma şeyiyle alakalı. Mesela öğretmenliği de çok kadınlara çok yakıştırırım ben. Aynı şekilde annenin o öğreticiliği, eğiticiliği yönünden. Evet. Biraz havuçlarımız böyle bir tık kendini salınca soğanımızı da giriyoruz buraya. Bizim ecdadımız beslenmeyle ilgili kuralları daha güzel uyarlamışlar diye düşündüm şimdi böyle bir taraftan. Sizi izlerken. Kesinlikle. Ve dediğim gibi hani o dönemlerde yemek yapmayı sadece karın doyurmak için değil de şifa olarak, şifa kaynağı olarak görmüşler. Mesela kalori hesabı yapılıyor. Evet. Falan ama böylesine zengin bir şeyle hani az önce konuştuk günde iki öğün beslenme mantığıyla gerçekten kilo almadan
Evet. Sağlıklı kalınabilir. Çok daha sağlıklı besleniyorlarmış. Evet. Ve buradakilerin hepsinin ayrı ayrı bir faydası var. Yani işte bademin ona göre faydası var. Birçok hastalığa iyi geliyor. İşte hücre yenileyici özelliği var. İncirin, hurmanın. Hurma özellikle diyorum ki yani Allah'ın bahşettiği en güzel nimetlerden biri insanoğluna. Çok fazla besleyici özelliği var. Zaten biliyorsunuz bu kurak iklimlerde yetişiyor. Oradaki insanları biraz da yaradan onları düşünerek hani kimin neye ihtiyacı varsa oradaki insan çok fazla belki vitamine, proteine ihtiyacı oluyor. Ona göre içerisine yüklenmiş bir şekilde geliyor. İncir öyle, erik öyle, ama kayısı öyle. Şaka maka hepsi de ciddi şu anda ekonomik ortama baktığımızda evet. Pahalı malzeme. Pahalı yani. Hani böyle de bir realite tabii var. Eski dönemlerde dediğim gibi hani bu coğrafyalarda bunlar çok daha fazla yaygın, bunlar çok ulaşılabilir. Çok ucuz malzemeler olmasına rağmen tabii günümüzde biraz daha bunlar lüks ürüne girmeye başladı artık. Evet. Bu da sizin maliyetlerinize de yansıyor illaki. Tabii. Restoranın da maliyetine yansıyor. Yani özellikle mesela badem son zamanlarda aldı başını gitti. Bütün çerezleri geçti. Bir de bunun böyle emeği var. Soyulması, kurutulması vesaire. Bunu tek tek mi soyuluyorsun? Tabii. Nasıl yapıyorsun? Bu sıcak suyun içerisinde misafirlerimiz bu soyulmuş olarak da satılırlar ama normal badem, kabuklu badem alıp sıcak suyun içerisine atıp böyle bir yarım saat 45 dakika bekledikten sonra bunu soyabilirler. Sonra çabuk tüketmeleri lazım. Soyduktan sonra, suyun içerisine girdikten sonra bu çok çabuk bozulan bir şey. Hemen kavuracaklar bunu, kullanacaklar. Yani pilavımıza bolca badem giriyoruz. Ama çok çok zevkli, keyifli, çok güzel bir yemek yani. Yani çok bunun üstüne istediğiniz yemek. Her türlü çerezi ilave edebiliriz. Tabii değişim yapabilirsiniz. Evet. Keyfiniz ne istiyorsa. Hı-hı. Dediğim gibi kestaneyi çok yakıştırırım. Kış aylarında kestane kullanılabilir. Herkesin keyfine kalmış. Nasıl arzu ederlerse o şekilde pişirebilir. Ve şeyi de alt üst eden bir denge var burada. Tatlı, tuzlu hepsini bir arada. Tatlı, tuzlu, ekşi. Genelde Osmanlı ve Selçuklu mutfaklarında da böyle ekşi ve tatlı bir arada kullanılmış. Birbirini dengeleyici evet. unsur olarak. O şöyle pilavımıza bir bakalım. Spesifik bir lezzet. Ne durumda? Biraz daha suyunu çekecek. Evet, bademimiz, soğanımız biraz kavruldu. Sonra meyvelerimize geçeceğiz. Biraz kurutulmuş kayısımızdan ilave ediyoruz. Bir de bu yemek böyle şeye de hitap ediyor, göze de hitap ediyor. Çok evet. rengarenk oluyor, çok güzel oluyor. Çok da severim böyle rengarenk birçok kültürün karıştığı. Önce gözümüz doysun deriz ya, aslında bu değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ondan söylenmek istenen, yani porsiyonun büyüklüğü değil. Renkli oluştu. Albenisi evet. olması. Kayısımızı ilave ettik. Kuru eriğimizi ilave ettik. Biraz incir koyuyoruz. Hurmamız giriyor. Evet. Sertlik derecesine göre pişirme mantığı elbette burada da var. Evet. Bütün yemeklerde olduğu gibi. Aslında şöyle oldu. Kayısı ve erik kendini çok saldığı için onları tavaya önce attım. Hı-hı. Onu biraz daha kavurmaya ihtiyacı vardı. Hı-hı. Diğerleri bir nebze daha kuru olduğu için onları sonra girdim. En sonunda kuru kuş üzümünü gireceğim birazdan. Sonra da baharatlarını gireceğiz. Etimizi gireceğiz. Hepsini bir tabakta buluşturacağız. Kuş üzümümüzü giriyoruz. Ve son olarak cevizimiz var. Bu haliyle bile yenebilir bence. Müthiş zengin bir evet. vitamin deposu. Harika bir yemek oluyor şu anda. Hamdım, piştim, yandım diyor Hazreti Mevlana. Bir insanın olgunlaşmasını, pişmesini, bir ekmeğin, yemeğin pişmesine benzetiyor.
Piştikten sonra diyor, biraz sıkıntılardan sonra lezzetli bir hale gelir diyor. Elbette biraz cefası olacak. Şimdi bu içimiz hazır. Bunu ayıracağız. Şöyle kabımıza alalım. Evet. Bunu pilavın içi için ayıracağız. Şöyle koyabilirsin. Güzel kokuyor. Zeytinyağı ve tereyağı. Evet. Kavurmamızı da biraz yağ ile buluşturacağız. Bu bizim kalıbımız. Bunun içerisine böyle güzel bir görsellik versin diye kullanıyoruz. En son onunla servis edeceğiz yemeğimizi. O oldu sanki. Evet, pilavımız hazır. Son bir ateş veriyoruz şöyle. Bir şoklayalım. Evet. Şöyle kavurmamızı iyice lezzetlendirdik. Buna da hafif baharat. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi birinci aşama sanırım pilavı. Evet, pilavımız. Çıkartmak. Bunu da buraya aldık. Pilavımıza içimizi karıştırıyoruz. Şu andaki hali bile gayet güzel. Evet. Bunu Özbekistan tarafında Özbek pilavı var, buna benzer. Evet evet, hatırlıyorum. Biraz böyle şey tarafında da yaparlar. Arap coğrafyasında da var. Fas tarafında var. Bunu karıştırdıktan sonra bunu yine dinlenmeye bırakacağız. Esasen bu yarım saat kadar içle beraber dinlenecek. Kapağını kapatacağız. İyice pilavımız hem meyvelerimizde, çerezimizde özleşecek. Şöyle. Tekrar kapatıp yarım saat bekliyoruz. Evet, yarım saat geçti, bekledik, sabırla bekledik. Evet, etimizi tekrar biraz daha ısıttık. Şimdi bunu kalıbımıza alacağız, kavurmamızı. Tabii biraz daha bu görsellik katması için, içerisinde böyle katman katman olsun diye. Pilavımız da hazır. Evet, kabımızı hazırladık. Bunu böyle çeviriyoruz. Şöyle. Ve hazır mı? Tabii, son bir dokunuş. Şöyle biraz kekikle, daha kekiğiyle servis ediyoruz. Yemeğe hazır. Evet, elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Zaten ben biraz önce deneyimledim. Afiyet, şifa olsun. Muhteşemdi.
Teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz de evlerinde yapabilirler. Arzu ettikleri şekilde içerisinde meyvesini, çerezini zevklerine göre kullanabilirler. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun.